Ankara'da yaşayan Rabia Duran, 1990 yılında doğum yaptı. Hastaneye sonra kızının bir virüs yüzünden öldüğünü söyledi ancak cenazeyi teslim etmedi. Çocuklarının ölmediğini, başka bir aileye satıldığını düşünen Duran çifte 34 yıldır öldü denilen kızlarını arıyor. Çok zor. Evlat. Umutları bitti ne de hasretleri. Gözyaşları içinde bundan tam 34 yıl önce doğumda öldü denilen kızlarını arıyorlar. Yarın ölüp gideceğim ben, çocuğuma hasret gideceğim. Ankara'da yaşayan Rabia Duran 1990 yılında bir hastanede doğum yaptı. Eşimi tek odada yatırıyorlar tabii ki, o doğumu orada yapıyorlar. Suyun altına tutunca hapşırdı çocuk. Hapşırdı diye söylediler, aldılar gittiler. Genç kadının bir kız çocuğu oldu ancak hastane o bebeğin öldüğünü söyledi. Aile aldığı haberle adeta yıkıldı. Kaç tane çocuğun var, hani yaşayan evde var mı? Ben iki tane, kız erkek. Burada bir virüs var. Buradaki çocuklar işte bu virüsten dolayı ölüyor dediler. Büyük bir ihtimal çocuğu sattılar. Rabia Duran taburcu edildi ama içinde hep bir kuşku vardı. Çocuğunuz burada kalsın, biz araştırma yapacağız. Defin yerini size bildirecek dediler. Çift mezar yeri bile belli olmayan bebeklerinin acısını yıllarca yaşadı. Şimdi benim çocuğum aç mı, susuz mu? İyi bir yerde mi? Ha, o da benim bir evladım. Aile 2017'deki bazı hastanelerde 1980-1990 yılları arasında doğan çocuklar para karşılığı başka ailelere verildi haberleri üzerine kendi çocuklarını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Çocuğun işte boyu, canlı olduğu orada ibaresi var. Baba İsmet Duran bakanlıktan aldığı o evrakla suç duyurusunda bulundu. Zaman aşımına uğradı. Dosyalar kapandı. Ailenin şimdi tek isteği ise yıllar önce öldüğünü sandığı çocuklarının hayatta olup olmadığını bir an önce öğrenebilmek. En azından mezarın başına gideyim. Onun orada hasretleşir.